Evet, Kop Dağı'ndayız. Bugün Kop Dağı'nı sizlere tanıtmaya çalıştık. Kop Dağı'nı kısaca jeostratejik önemi açısından biz bir göz atalım. Coğrafyanın, savaşların gerek seyri gerekse neticesi üzerindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Zira Kop savunmasının önemli kılan faktör de onun coğrafi konumudur. Kop savunması Bayburt il sınırları dahilinde bulunan Kop 2600 rakımlı ve Bahtlı 2980 rakımlı dağlarının bulunduğu bölgede cereyan etmiştir. Bu mıntıka Doğu Anadolu'nun kuzey kısmı Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Bayburt yolu karayolu güzergahında Kop'ta bulunmaktadır. Eski çağlardan beri Doğu-Batı ticaretinde önemli bir yere sahip olan ve Tebriz'e kadar uzandığı eski günlerde İran transit yolunun da geçtiği bu geçit tarihi geçmişinde İpek yolu olarak bilinir. Görüntülerimizde İpek yolunu sizlere vermiştik biz. Evet. Bu geçidi Ataşe arşivlerinde bulunan bir belgede Kop köyünden Altuntaş'ı aşan yolun geçtiği geçit olarak tarif edilmekte ve buraya Kop geçidi derler. Denilerek bölgenin stratejisi belirlenmekte ve aynı zamanda tahkim edilmesi istenmektedir. Bir başka belgede ise menzil hududi asliyesine hakimiyeti itibariyle gerek sevkül ceyş ve gerek tabiyece ehemmiyeti azimeyi haizdir denilmektedir. Ayrıca bu Kafkas cephesinde görev yapan Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın hatıralarında da ikinci plevre olarak bahsedilmektedir. Kop Dağı savunması Kop Dağı 3 savunmaya şahit olmuştur tarihte. Bu savunmalar hakkında 32. Fırka Tümen'e tabi 95. Alay Komutanlığı'nın muharebe tutanağında Rus ordusunun taarruzlarının Karasu ve Çoru havzaları ve bu havzaların ihtiva ettiği Erzincan-Bayburt mıntıkalarıyla stratejik bakımdan büyük önem taşıyan Kop Dağı ve çevresi olduğu saldırılarını bu tarafa yönelten Rus kuvvetlerinin her saldırışında cephede adeta insan yığınlarından bir kale, çok kale hem de oluşturduğu ifade edilmektedir. Kop Dağı'nda şehit olan bu bir erin üzerinden çıkan Yavuklusu'na yazmış olduğu şu mektup Türk milletinin vatan sevgisini en samimi bir ifadesi değil midir acaba? Ben Yavuklu'ya yazılan mektubu sizlere aktarmak istiyorum. Mehmet yazmış. Sevgili Ayşe, sana bu satırları cepheden Kop Dağlarından yazıyorum. Seni dünyada her şeyden çok sevdiğimi zannederdim. Lakin yanılmışım. Beni affet, kalbimi bilirsin. Doğruyu söylemekten zevk alırım. Dünyada meğer senden ziyade sevdiğim vatanım varmış. Vatan aşkı yanında senin aşkın, evet senin ateşli aşkın söndü, sönük kaldı. Fakat yine seni unutmadım. Yine seviyorum. Bak, karşımda kanlı kanatlarıyla ölümü gördüğüm halde vakit buluyor. Acele sana bu mektubu yazıyorum. Allah'a çok dua ettim. İnşallah eline geçer. Beni unutma. Lakin benim için ıstırap çekme. Çünkü ben Mesud'um. Mehmet. 14 Mart 1916 Doğu Cephesi'nde üstün bir düşmana karşı her türlü yoksulluk, çaresizlik ve sayı eşitsizliği içerisinde çarpışarak zafer kazanmış Türk ordusu ve bu ordulara kanlarıyla canlarıyla destek veren Bayburtlu milisler. Evet, Kop Dağı'yla ilgili bir dörtlüğü de buradan vermek istiyorum. Kop Dağı oldu duman, yüreğim yandı yaman, çekil ey kahpe düşman, bu yerler aslan yurdu. Evet, bu toprakların her karışı şehit kanıyla yoğrulmuştur. Biz Bayburtlar bu toprakları gezerken şehitlerimizi incitmemek için itina ile aynı zamanda da onların göstermiş oldukları kahramanlıklardan dolayı da gururla gezeriz bu toprakları. Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin ruhu şad olsun. Amin.